Herkese yeniden merhabalar. Bu dersimizde de sizlere Modify List'teki bir diğer aracımızdan bahsedeceğim. Bu aracımızın adı Lattice arkadaşlar. Burada listede L harfine gelince Lattice ismini bulduğunuz zaman seçip objenin üzerine atabilirsiniz. Bu özellik bütün objelerin üzerinde geçerlidir. Sadece bir box olmasına gerek yok. Bir editable poly'de de geçerlidir. Şimdi buradaki mantık şu arkadaşlar. Üstteki Apply to Entry Object butonumu zaten kutucuğumuz işaretli kalıyor. Alt kısımda Joints Only From Vertices ve Struts Only From Edge der. En altta da Both der, yani her ikisi de anlamına gelir. Bu şu anlama geliyor. Bu özelliğimizi aldığımız zaman bu özellik objemizin üzerindeki segmentleri ve vertexleri görür ve bunlara kalınlık verir. Eğer objemin üzerinde, box'ın üzerinde daha fazla segment olmuş olsaydı, bakın, bütün segmentlerin ve vertexlerin bulunduğu yerleri kalınlaştırdı, bir kütle verdi bunlara. Joints only from vertices seçeneği işaretliyken sadece vertexlere bir kütle verir, kalınlık yapar. Struts only from edge dediğimiz zaman sadece çizgileri görür ve bunlara kalınlık verir. Both dediğiniz zaman da her ikisine de kalınlığımızı verebiliriz. Sonrasında alt kısma gelelim. Struts bölümü neydi? Edge'ler, yani kenarlara verdiği kalınlık. Burada Radius bölümünden bunun çapını ayarlayabiliyorsunuz. Segment bölümündeki segmentler sadece bize yatay segmentler atar arkadaşlar. Objeyi yumuşatmaz. Alt kısımdaki Sides bölümü, eğer yumuşatmak isterseniz, bunun bir kare gibi değil de daha yumuşak, yuvarlak bir formda olmasını isterseniz, bakın buradaki segmentleri arttırdıkça şeklinde yumuşadı, yuvarlak hale geldi. Burada Material ID'lere dokunmuyoruz. Alt kısımda da Joints bölümü var. Joints de vertexlere verdiğimiz kütle. Bakın istediğimiz gibi Radius bölümünden değiştirebiliyoruz. Tetra, Octa ve Icosa gibi farklı şekillerde de, geometrik şekillerde de bir küre oluşturabiliyoruz aslında. Bunun altında da Segments var. Segments'i arttırdığımız zaman objemiz daha yuvarlaklaşır. Bakın çapını da birazcık daha küçültürsem eğer daha düzgün olacaktır burada. Yine burada da Material ID'ye dokunmuyoruz. Mantık bu. Objenin üzerinde, bakın, ben box'a tekrar geleyim. Üstteki Lattice aktif hala. İstediğim kadar segment ekleyebilirim. Anında bunlara kalınlık verebilir. Yani bir kafes oluşturma gibi düşünebilirsiniz bunun mantığını. Başka da bir özelliği yok arkadaşlar. Bunu bu şekilde kullanıyorsunuz. Önümüzdeki derste yeni bir komutla tekrardan görüşmek üzere.